Aslında yapay zeka dediğin şey insanın tanrı arayışıdır. Yabancı bir yerde uyuduğu için insan bedeni o kadar bilge ki bir yarı küresi tamamen derin uykuya geçse bile diğer yarı küresi derin uykuya tamamen geçmiyor. Biz aslında direkt olarak Kur'an'daki her şey aslında şu anda bilimsel olarak ispatlanmış durumda. Dün bir sohbetteydim. Yine yurt dışından böyle bilim insanlarının olduğu bir sohbette. İşte yapay zekadan bahsedildi ve yapay zekaya inanılmaz bir şekilde inanılmaz bir hayranlıkla bakıyorlar. Aslında yapay zeka dediğin şey insanın tanrı arayışıdır. Yani Hakk'ı onların anlamıyla, onların bakış açısında tanrıyı bulamamış insanın en mükemmel varlığı, hani kendisi böyle hayranlıkla bakacağı varlığı, hani diyor ya ayette, ellerinizle yarattığınız. Aslında insan kendi ilahlarını kendi yaratıyor ve sonra onlara tabi oluyor, onlara tapıyor. Hakkı gerçek anlamıyla tanımadığı müddetçe. O yüzden yapay zeka mesela, yapay zekacılara sorduğun zaman diyorlar ki işte diyorlar yapay zekadan hakimler olacak mesela. Ben bir hukukçuyum biliyorsun. Çünkü onlar çok daha doğru karar verecek diyor. Ama yapay zekayı yapan kişi kim? Programını yapan kişi kim? Ki bunlar biliyorsun İsmail Hakkı Aydın Hocam'dan da selam olsun buradan. Selamımız hocam. Canımız hocamıza. Türkiye için, dünya için çok önemli bir değer. Gerçekten hakkıyla değerini bilmek lazım. Mesela İsmail Hocam'ı da biliyorsun ne diyor? Brainwave diyor. Yani bir şey bilgi işliyorsa onun artık bir bilinç, bir zekası oluşuyor yani. Dolayısıyla ben tabii ki yapay zekaya, teknolojiye karşı olan bir insan olarak değil. Ben tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten işaretler de bu yönde. O yüzden de şunu söyledim. Hiçbir zaman hiçbir yapay zeka insan gibi olamaz dedim. Çünkü şimdi İngilizce'de bir laf var. Data, information, bilgi. Knowledge, bu bilginin hazmedilmiş durumu. Yani bilgiyi hazmedersin, o ilim olur. Ama wisdom, yani hikmet, yani bilgelik yapay zekada olamaz. Bu ancak öğrendiğini uygulayıp bunu içselleştiren ve ruhsal yapıda hayvani bilincin, hayvani ruhun üzerine geçebilecek ancak insanlarda olabilecek bir şey. Dolayısıyla yapay zeka da bizi kurtarmayacak dedim. Ve insanoğlu isterse 3500 yıl olsun yıllardan nefsini terbiye etmezse, ne üretirse üretsin, tarih tekerrürden ibaret olacaktır. Çünkü asli mesele nefsini terbiye etmiş kişinin ulaşacağı bilinçtir ki buna insanı kamil denir. Ve o bilince ulaşmış kişi ne yapay zeka ne bir şey. Yani hiçbir şey onun gibi olamaz. İşte bizim özellikle dönemimizde bu korkular içinde insanlar çok çaresiz, bana yazıyor kardeşlerimiz. İşte belli konularda fikirlerimiz söylediğim için hocam şu konuda ne yapacağız diyor. Ben de diyorum ki ben hukuka başvurdum, siz de hukuka başvurun. Anlamışlardır hangi konular olduğunu. Çünkü bizim şöyle söyleyeyim, artık insan ırkının korunma aşamasındayız biz. Çocuklarımızın korunma aşamasındayız. Elbette ki sağlık çok önemli. Yani iyi niyetli insanları da düşünerek, hani insanları korumaya çalışan insanları da düşünelim. Ama Adem ve İblis'in savaşı ezelden beri devam ettiği için, yani varoluştan beri devam ettiği için bu savaş şu an hali hazırda burada da var. Ve bu tip biliyorsun meseleyi, hani yayında söylemiyorum, yayınlar kaldırılıyor çünkü. Bu meselelerde bilinçli olmak çok önemli ve haklarınızı da hukuken arayabilirsiniz güzel bir şekilde. Hiç kimseyi kırıp incitmeyecek şekilde ve konuşma platformuna çekebilecek şekilde, okullarla da ilgili söylüyorum. Bu konuda çok soru alıyorum ki ben çok defalarca kendi duruşumu sergiledim. Paylaşımlar yaptım bizim Erkan'dan. Erkan'ın mesela avukatın matbu şeylerini de paylaştım. Onları Instagram'dan da bulabilirsiniz. Bununla beraber tabii ki bir rahatsızlığımız varsa insanların da içine çıkmayalım. İnsanları da bulaştırmayalım. Yani bunu da düşünmek zorundayız. Hani çünkü ortada bir virüs var. Sonuçta, sonuç itibariyle sistem aynen sistemin gitmesi istedikleri tarafa doğru gidiyor.
belli güçlerin. Ama şunu unutmayın ki hadis şöyle, Deccali çok zayıf, Mehmet Ali hocama da selam olsun buradan. Selam olsun. Selam olsun. Bugün Ferda ile beraber yayınları varmış. Onlara çok sevgilerimi iletiyorum. Deccal'in fitnesini yenecek yani Mesih. Ve çok güçlü görünen, çok güçlü görünen bir şeyi çok daha zayıf görünen bir şey yenecek. Çünkü bu bir ilahi rüya. Şimdi buna gireceğiz. Ve konuyu şöyle bitiriyorum. Diyor ki Kur'an'da, kime hikmet verilmişse asıl, hani asıl hayır ona verilmiştir. Bilmek önemli değil arkadaşlar. Ve bu bilgiler, bu bilgiler maalesef dönemimizde artık farklı farklı şekilde bir para kazanma aracı haline gelmeye başladı. Bu bilgiler bir kamu hizmetidir. Ve doğru bilgiyi vermektir kamu hizmeti bununla beraber. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki aslında bir şans, Allah'tan başka kimsemizin olmadığını fark ettiğimiz bir dönemdeyiz. Hani kime güvensen elinde kaldığı bir dönem. Ve diyorsun ki Allah'ım sana firar ettim yani. Başka bir şansım yok. Çünkü öldüren sensin, can veren sensin, canı alan sensin. Rızkı veren sensin, rızkı alan sensin. Senden başka çarem yok demek zorunda bırakıldığımız, aslında çok da merhamet dolu bir dönemdeyiz. Bunu idrak edebilirsek. Bunun idrak edelim ve sistemi kullanmayı öğrenelim. Ve hep beraber kalbi anlamda dönüşüm yaşayarak bu kabusu en azından çok güzel bir rüyaya çevirme şansımızın olduğunu fark edelim. Bu şekilde başlamak istedim. Tekrar selam olsun herkese. Beyza'cığım. İnşallah. O zaman insanı konuşarak, çünkü nefsi konuşacağız, ruhu ve bedeni konuşacağız. O zaman insanı konuşarak başlayalım mı Deniz'im? İnsan nedir? Bunu konuşarak başlayalım mı? Başlayalım. Beni çok etkileyen senin kitabında. Okumama uygun görür müsün? Lütfen. Şimdi ben şöyle doğru okumak için bugün çok iyi hazırlanmaya çalıştım. Allah mahcup etmesin. Sürçülisan eder. Dinleyicilerimizin, dostlarımızın anlayışına sığınıyorum. Şimdi çok güzel. Bu deneyi okumamış olanlar lütfen dikkatle dinlesinler. Gerçekten çok etkileyici. Bununla ilgili Deniz hocamıza sorularım olacak. Siz de lütfen atın sorularınızı. Deniz Ertem uygun gördüğü anda, ben Deniz'im oku dediği anda soruları da yönelteceğim inşallah. 70-80'li yaşlarına girmiş, birbirini tanımayan 8 erkek Harvard'lı psikoloji profesörü Alan J. Langer ve ekibi gözetiminde New Hampshire'daki bir manastıra konuldu. Tamamını okuyayım mı Deniz'im? Lütfen. Tamam. Kiminin yürüyüş zorluğu, kiminin mafsal romatizması vardı. Bazıları ise ancak bastona dayanmak suretiyle yürüyebiliyordu. Bu 8 kişi manastıra girdikleri an itibariyle ilginç şekilde etraflarındaki her şeyin 1959'lara, yani kendilerinin gençlik yıllarına ait olduğunu gördüler. Odalarına girip de yine o döneme ait siyah beyaz televizyonlarını açtıklarında ekranlarında dönemin ünlü sunucuları ve aktrisleriyle karşılaştılar. Bu kadar da değil. Kendilerine arka fonda Nat King Cole ve gençliklerinde popüler olan diğer tüm şarkıcıların sevdikleri parçaları sürekli eşlik ediyordu. Etraflarındaki duvarda dönemin başkanının Kennedy kardeşler, fotoğrafları ve o döneme ait çeşitli sembolik eşyalar da bulunuyordu. Dış çevrelerindeki her eşya bu 70-80'li yaşlarındaki adamlara 1959'dasınız diye adeta bağırıyordu. Ancak her biri eğitmenleri tarafından döneme ait eşya veya sembollerle karşılaştıklarında ah 1959 ne güzeldi o günler, ne kadar da farklıydı gibi her şeyin bir mizansen olduğunu teyit edecek yorumlar yapmamak üzere programlanmıştı. Onlardan istenen 1959'un geçmişlerine ait bir kesit ya da hafızalarında bir kayıt değil, hali hazırda içinde oldukları dönem olduğunu düşünmeleri ve kendilerini buna inandırmalarıydı. Dolayısıyla aralarında bulundukları ortamın deney gereği ve sanal olduğuna ilişkin türde diyaloglar geçmesine asla izin verilmedi.
Deneklerden istenen, kendilerine belirlenen yıl ve dönem içinde yaşıyor kabul edip o doğrultuda davranmalarıydı. Öte yanda kontrol grubu adı verilen diğer bir grup oluşturulmuştu. Onlarsa bu deneklere örnekleme, rol model olarak 1959'da yaşıyor şekilde davranıyor. Fakat bunu bir taklit ya da rol gibi değil, tam anlamıyla ikna olmuş bir tavırda uyguluyorlardı. Denekler yavaş yavaş 1959 siyasi olaylarını adeta o an hali hazırda yaşanan olaylar olarak değerlendirmeye başlamıştı. Dönem gençlik yılları dönemi olduğu için fiziksel zayıflıklarına ilişkin hiçbir kabul ve şartlandırma içine girmiyorlardı. Artık merdivenleri çıkarken ve inerken kimsenin yardım etmediği, çantalarını taşımadığı, onlara yaşlı gibi davranmadığı bir süreçteydiler. Etraflarında bakabilecekleri herhangi bir ayna yoktu. Çünkü kendilerini yaşlanmış olarak görmeleri ve duyusal şartlanmalarının fiziksel şartlanmalara dönüşüp devam etmesi engellemeye çalışılıyordu. Çevrelerinde ise ne günümüze ait bir kıyafet, araba, fotoğraf, portre ne de onlarca yaş daha genç oldukları illüzyonuna inanmalarını bozacak en ufak bir detay bulunuyordu. Tam bir hafta sonra hem deney grubu hem de kontrol grubunda deneye başlamadan önce yapılan ölçümler tekrar edildi. Şimdi burası çok çarpıcı. Elde edilen sonuçlarsa gerçekten kayda değerdi. Deney başlamadan evvel parmakları, boyları, kiloları, fiziksel güçleri ölçülen deneklerin her birinin deney sonrasında parmaklarında ve boylarında uzama, fiziksel güçlerinde artış, bedenlerinde duruş düzelmesi, görme, tatma ve işitme duyularındaysa iyileşme görülüyordu. Langer kitabında özellikle 1959 yılında yaşıyor gibi davranmaları istenen grupta deney öncesi yapılan ölçümden %63 daha iyi bir zihinsel duruma geçildiğinin tespit edildiğini, kontrol grubundaysa bu oranın %44 olarak kaydedildiğini yazıyordu. Devam edeyim mi, soralım mı? Nasıl uygun görürsünüz Deniz Hocam? Sen nasıl istersen, istersen bitirelim ki üzerine konuşalım, olur mu? Şimdi burada tabii şahsen izleyicilerimiz ne düşünür bilmiyorum, yazıyorlar şu anda. Bir zaman kavramını çağrıştırdı bana ama sadece buradan mı bakmalıyız bu meseleye? Senin yıllardır vurguladığın yaşamın simülasyon olduğu, içinde bulunduğumuz dünyanın, hayatın simülasyon olduğunu da hatırlatan bir deney bu. Bize nasıl yorumlarsın bu deneyden? Ne öğrenmemiz gerekiyor? Şimdi öncelikle dikkat ettiysen bu 6. kitabımızın 140, yani o kitabı tekrar okuyanlar, çünkü kardeşlerimiz kitabı okuyor sonra diyorlar ki ben bunu nasıl okumamışım falan diyorlar. Bu çok evet, önemli bir mesele. 156. 156. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde mesela ben bazen bir şey oluyor, televizyon açılıyor mesela. Şöyle olursa, korona olursa, böyle olursa, yani bir reklam gibi böyle bir şey. Hani sağlığı için ama gerçekten o an ben direkt savaş ve kaç pozisyonuna geçiyor beynim. Yani çünkü tehdit algılıyorum. Şimdi bak, normalde bir insan bir otelde uyurken insanın amigdalası, yani tehdit algılama merkezi, yabancı bir yerde uyuduğu için insan bedeni o kadar bilge ki bir yarı küresi tamamen derin uykuya geçse bile diğer yarı küresi derin uykuya tamamen geçmiyor. Dolayısıyla çok seyahat eden insanlara bakarsan hep uykularını tam alamamış bir şekilde gezerler. Çünkü bu hayvan, bu beden hayvanı seni sürekli bir tehdide karşı, hani korumak için. Çünkü ilk verilen emir hayat, ilim, irade, hayatta kalman. Dolayısıyla şimdi sen eğer ki asli varlığının ne olduğunu bilmezsen, hani insan, hani neydi, unutan, neyi unutan? İlahi kimliğini unutan. İnsanın iki yönü var. Şimdi bugün hani beden, ruh, nefis meselesine gireceğiz ya birazdan. Evet. Şimdi sen bunu unutursan aldığın terkinlerle kendini hasta edebilirsin. Kendini ölüm noktasına getirebilirsin. Hatta aldığın terkinlerle kendini öldürebilirsin. Çünkü ecel, yani bu hani ecel, acele, bunlar tecil. Bunların hepsi aynı kökten geliyor. Hepsi ilintili kelimeler. Dolayısıyla biz
Tabii ki mutlak kader, muallak kader var. O konu ayrı, ona gireriz sonra. Fakat o kadar önemli bir şey ki. Yani mesela çok basit bir örnek. Benim tanıdığım yine kardeşlerimizden bana yazan bir kardeşimiz. Çok genç yaşta mide kanseri olmuş kardeşimiz. Benim ilk sorum şey oldu. İsminiz veyahut da ailede hani birisine benzetildiğiniz birisi var mı? Anneannemin ismini aldım dedi. Mide kanserinden öldü dedi. Şimdi bak bu o kadar garip bir şey ki. Şimdi Allah aslında bizi hani hep diyorum ya benim tefekkürümde iman kelimesinden geliyor immün kelimesi. İmmün kelimesinin iman kelimesinden geldiğini düşünüyorum. Çünkü Arapçadan İngilizceye geçen çok kelime var. Dolayısıyla insanın ruhsal immün sistemi yani iman sistemi. Çünkü iman muafiyet demektir. Korunma, güven demektir. Hani mesela şimdi bazı şeylerde hani EFT çalışması, access bar vesaire çalışmalarında hani güvendeyim diyorsun ya. Sen aslında temelde ben iman ettim diyorsun. Çünkü Allah'a iman eden Allah'a sığınan güvendedir. Seni annen koruyamaz, baban koruyamaz, kimse koruyamaz. Kendini de koruyamazsın. Dolayısıyla bedenini sakinleştirme metodun, ben iman ettim. Ben güvendeyim. Allah'a sığınan bir insanın korkma ihtimali olabilir mi? Değil mi? Onun için korku yoktur diyor. Hani muhsinler için tam anlamıyla sığınmasını gerçekleştirmiş, artık imandan ikana geçmiş insanlar için. Dolayısıyla buradaki mesele şu. Bu insanlar 70-80'li yaşlarında ve bu insanlar sağlıksız. Sopalarla geliyorlar, işte bastonlarla geliyorlar bilmem ne şekilde. Ve bu insanlara kendi gençlik dönemlerini hatırlatan bir dekor kuruluyor. Öyle bir sokak, öyle evler, öyle arabalar. Hani bir tür bir şey gibi, film seti gibi düşün. Onun içine sokuluyorlar, televizyonu açıyorlar. Eski bir televizyon, 1950'lerin sonunun televizyonu. Orada Nat King Cole çıkıyor. Yani bir süre sonra beyin o dönemde yaşadığını zannettiği için kişinin bedenini gençleştiriyor. Bu yüzden arkadaşlar ben bunu çok söylerim. İnsanlara telkin vermemek lazım. Yani anne kaç yaşına geldiğinde böyle oldun. Bu nedir ya, sen telkin veriyorsun. Yani kişiye diyorsun ki ya sen yaşlandın artık, hani ölme zamanına geldin zaten. Hayır, kişilere o yüzden bu tip konularda asla telkin vermemek lazım. Telkin de almamak lazım. Ama ben telkin almayacağım diye yaşayamazsın. Ne yaparsın? Ne diyor İmam Gazali Hazretleri, Muhyiddin Arabi Hazretleri? Bu beden bir memleket gibidir. Ve bu memleketin 7 tane suru vardır. Sur. Bu sura giren virüs bu memleketi ele geçirir. Şimdi bir bilgisayara girmiş virüs gibi. Senin o bilgisayarın çalışmasını doğru tutabilmen için o virüs koruma programlarını takman lazım oraya. İbadetin aslı budur. Yani ibadetin bir boyutu budur. İbadetin çünkü başka boyutları da var. O yüzden ibadet tamamen kişinin kendi tekamülünü gerçekleştirebilmesi için en sağlıklı, sistemi en doğru kullanma şansını yakalamış noktada çabalamasıdır. Yoksa sen diyorum, hep diyorum, Allah'ın senin anlamadığın bir şekilde kendi kafanda yarattığın bir Allah'a yatıp kalkmanla onun cebine giren bir şey yok. O sebeple iman gene diye bir şey var ya. Yani inançlı insanların istatistikleri var. Hani kanseri yenmede, çeşitli hastalıkları yenmede istatistikleri var insanların. Dolayısıyla inanç, hatta Heal diye bir tane belgesel vardı. Ya bir günde kadının bütün vücudundaki kanser dokuları vesaire her şeyi ortadan kayboldu. Bir gecede. Yani o dokümanı izleyebilirsiniz. O yüzden de şunu söylemeye çalışıyorum. Burada çok özel, çok basit bir örnek. Yani alıyorsun insanları, bir hafta bir yere sokuyorsun, 5 gün ve bu insanlara sen bir de kontrol grubu koyuyorsun. O insanlar da ona şöyle bir telkin veriyor. Bir kere birbirlerini tanımamaları bak sağlanmış. Bu çok önemli. Ben dua gruplarında atalardan aktarım çalışmalarında bu yüzden kardeşlerime şey dedim. Birbirinizi tanımayan insanlar olursa daha isabetli olur. Neden biliyor musun? Ya sen karşındakini seni tanıyorsa, karşındaki kendi kafasında sana ilişkin bir zanlar zinciri varsa, anlatabildim mi? Sen onu, yani sana dönüşme şansı vermiyor. Çünkü yapıyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Mesela sen hayır yapmak istiyorsun. Diyelim ki daha pinti bir insan. Karşısındaki yüzünden daha da o sistemini koruyor. Çünkü aldığı telkin bu yönde. Oysa ki onu sıfır bir bilinçle
motive etmek lazım. O yüzden hep insanlarla sıfırda olmak lazım. Yani hep sıfırda olmaya çalışmak lazım. Bu sebeple bu deney bizim için çok önemli. Çünkü biraz sonra yani ben nörobilimin, kuantum fiziğin, nörobilimin geldiği nokta şunu biliyorum ki artık ve özellikle işte CRISPR biliyorsun teknolojisi, hani insanların geninin modifiye edilmesi vesairesi. Biz aslında direkt olarak Kur'an'daki her şey aslında şu anda bilimsel olarak ispatlanmış durumda. Yani bir insan Kur'an'ı az çok şöyle derinlemesine çabalıyorsa onu anlamak için. Çünkü biliyorsun hani İsmail Hocam da hep söyler, ben de hep üstünde durduğum bir şey. Hani Kur'an'da tefekkür, fıkh, efendime söyleyeyim şuur, efendim akıl, neden bunu da akıl etmezseniz, neden şuur etmezseniz, onlar ancak işte kapı sahiplerinin anlayabileceği şeydir. Yani derin akıl sahiplerinin anlayabileceği şeylerdir. Basiret gözü sahiplerinin anlayabileceği şeylerdir diye sonraki derslerde konuşacağımız bazı şeyler var. Şimdi her şeyin bir mertebesi var. Hani ben, sen Kur'an'ı açtığında çak diye anlayamazsın. Çünkü kendi üzerinde çalışman gerekiyor. Kendi üzerinde çalıştıktan sonra bu seviyeleri anlamaya başlıyorsun. O yüzden de yani şuna bağlamak istedim ki Kur'an'da bunlar var. Şimdi bir takım ayetler vereceğiz beraber. İnsanın, hani insan denen yapının beden, ruh, nefis ve Kur'an'da beşer, Adem, efendime söyleyeyim, halife, insan mertebelerinin neden farklı işlendiğini de anlayacağız. Bu dersler zincirinde inşallah.